Nasılsın? Hoş geldin. Bin o kadar çok şey oldu ki. Konuşmamız lazım. Her şeyi anlatacağım sana. Anlatacakların Dilruba'yla ilgiliyse ben biliyorum. Ne biliyorsun? Dilruba anlattı bana her şeyi. Ben huzur bulamadım sende. Çok yoruldum benim yüzümden. Özür dilerim. Bebeği için yapmış. Bebeği yaşıyor mu hala? Yaşıyor. Nerede şimdi? İçeride uyuyor. Ne dedi peki sana? Ne yapacakmış? Vallahi gideceğim dedi ama ben bilmiyorum. Gidecek Efnan, merak etme. Onu sağ salim annesine ulaştıracağım. Dilruba atölyenin hisselerini satın almış. Bugün bana verdi. Atölye artık senin diye. Ama ben kabul etmeyeceğim. Hisseleri Dilruba'ya geri vereceğim. Artık hayatımızda yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Açalım Aziz. Ama acaba Dilruba'nın atölye hakkında verdiği teklifi düşünse miydin? O atölyede bizim çok emeğimiz, alın terimiz var Aziz. Orası basit bir atölye değil. Atölye başkasının eline geçer de esir düşerse... Antakya halkı da kendini esir bilir. Dilruba'nın hisselerini istemiyorum efendim. Yoksa orası da benim bir parçam. Hayat değişiyor. Antakya da değişiyor. Ben de değişmeliyim. İkimiz beraber yeni bir yolda yürüyelim istiyorum. Böyle avcılık yaptığım sürece aynı yerde sayıklıyormuşum gibi hissediyorum. Başka bir şey yapmak istiyorum. Pamuk ekmek istiyorum. Aziz, doğru mu duydum? Avcılık yapmayacağım dedim. Şimdilik evet. Aziz, olmaz öyle şey. Avcılığı bırakamazsın. Bırakmanı istemiyorum. Ben yeni bir atölye kurarız. Nasıl kuracağız Efnan? Elimizde bu ev vardı. Orada bankada ödekli şu anda. Kuramayız. Yine en baştaki gibi yaparız. Hep birlikte el ele veririz. Birlik oluruz. Bunlar güzel günlerdi. Ama artık geride kaldı. Ben kendi hayatımı yaşamak istiyorum. Kendi hayatını. Yalnız. Beraber... Bir çocuğumuz olsun istiyorum. Artık kendi problemlerimizle ilgilenelim istiyorum. Sen istemiyor musun yoksa? Ya istiyorum tabii, istemez olur muyum hiç? Muazzez, ben çocuğumuzun... Türk yurdu olmuş bir Antakya'da büyümesini istiyorum. Hayatı elin yavrunun iki dudağı arasında olsun istemiyorum. Gel beni dinle, atölyeden vazgeçme. Bak, oradaki insanlar sana atölyene bel bağladılar. Aziz, onları yarı yolda bırakma. Onlara yardım etmenin başka yolları da var. Bahsettiğin yol vekillikse... Aziz, gariban halk atölyeye girdiği gibi meclise girebilir mi hiç? Sen atölye tezgahında oturup onları dinlediğin gibi meclis kürsülerinden dinleyebilir misin hiç? Aziz, başka yolu yok be bunun. Seninle beraber kuracağımız bir hayatı seçiyorum ben. Kararım bu.